ATV Avrupa ekranlarından Pazar Sohbeti programından herkese keyifli pazarlar dilerim. Ben sağlık yönetimi uzmanı Songül Alcı. Konuğum arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı. Bugün bizlerle arı ürünlerinin hastalıklarda kullanımını anlatacak. Programın sonunda da saç ekimi hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandıracağım. Pazar Sohbeti başlıyor. Aslan programımıza hoş geldiniz hoş tekrar. Doldur. Geçen program işin başında kaldık, yarıda kaldık bile demeyeceğim. Sorularımızla kaldık. Seyircilerimiz çok fazla soru sordular. Sosyal medyadan bize çok fazla soru geldi. Sorularımızın bir ikisini sorduk, devamı kaldı. Bugün daha çok soru soracağım size seyircilerimizin sorularını sorularımızla başlayalım isterseniz. Tabii ki, seve seve. Şimdi propolis'ten bahsettik, arı sütünden bahsettik. Tabii daha bir sürü arı ürünümüz var. Hepsinden bahsedeceğiz. Ama onlarla ilgili sorulara geleyim ilk önce. Seyircimiz diyor ki, doktor karaciğer fonksiyonlarımın kötü olduğunu söyledi. Bunun için ee, propolis tüketebilir miyim? Kesinlikle. E, tam da önümde de iki tane yayın var bu konuyla ilgili. Hemen ben de anlatayım. Gerçekten propolisin karaciğeri koruyucu hem de karaciğer enzimlerini düzenleyici etkisi var. Mesela burada yapılmış çalışmalar var. 2002 yılında yapılmış bir çalışmada yine in vivo ratlar üzerinde bir çalışma. 15 gün boyunca karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan ratlar ikiye ayrılarak bir gruba düzenli propolis veriliyor, diğer gruba verilmiyor ve daha sonra 15 günlük düzenli kullanım sonrası e, karaciğer enzimleri ve fonksiyonları test ediliyor. ALT, AST gibi ve aynı zamanda kan kolesterol değerlerine de bakılıyor. Görülüyor ki düzenli Anadolu propolis alan e, grupta karaciğer enzimleri düzelmiş, karaciğer fonksiyonları iyileşmiş ve aynı zamanda kötü uydu kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü de düşmüş. Dolayısıyla kesinlikle faydası olacaktır. Beslenmesine Propolis eklemesi lazım. En az %30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde 40 damla yoğurt ile karıştırarak düzenli kullanabilir. E, yoğurt ile fayda, evet yoğurt ile karıştırarak fayda göreceğini e, düşünüyorum ama düzenli kullanması lazım. Yani öyle bir hafta bir karaciğerin düzelmesi bir zaman alır. Yani bir hafta iki hafta gibi kısa sürelerde sonuç alamayabilir. Ve en az 6 ay düzenli kullanması lazım ve zaten testlerinde de sonuçları görecektir. Şimdi arı ürünlerini öğrenmek için hakikaten bir program yetmez. Seyircilerimizin bizim programlarımızı sırayla seyretmeleri gerekir. O yüzden Aynen. bizi ilk kez seyreden seyircilerimiz için aslında ilk programı biraz toparlayalım mı? Biz Olur, arılardan, bir hatırlatma yapalım. Evet arılardan bahsettik. E, arı ürünlerinden evet bahsettik ama birkaç tanesinden bahsettik. Propolis'e ne demiştik? Propolis neydi kısaca? Arı evine girerken yapıyordu bunu. Ve evini korumak için virüslerden, mantarlardan, bakterilerden korumak için yapıyordu. Ve propolis çok önemliydi. Bakın ne kadar iyi öğrenmişim Vallahi. değil mi? Valla süper. <laughs> evet. E, bakterilerden bizi koruyor, virüsten bizi koruyor. Çalışmalardan bahsettiniz. Arı sütünden bahsettik. Kraliçe arının yaşamına ne kadar katkısı olduğundan bahsettik. Bir de polenimiz var. Değil mi? Evet. Peki siz sayın lütfen sizden devam edelim. Polenimiz var. Şimdi kovanda polen var, arı ekmeği var, arı sütü var, hambal var, arı zehri var. Kovanda birçok arının ürettiği şifalı, faydalı insanlar için de yararlı. Beslenme açısından da yararlı, sağlık açısından da yararlı birçok doğal ürün var. Şimdi tabii ki propolisinde Bunların içinde çok ayrı bir yeri var. Şimdi bana hep şunu soruyorlar. Mesela aslanım hangisini tüketelim hepsini birden mi tüketelim? Evet. Şimdi evet hepsini birden tüketebiliriz. Niye tüketebiliriz? Hepsinin besin değeri ayrı. Şimdi propolise baktığımızda propolis aslında antioksidan açısından çok zengin bir besin. Ve e, ham madde propolis kovandan elde edildikten sonra özütlendiğinde yani damla formuna getirildiğinde propolis aslında... ...tamamen antioksidanlardan oluşuyor. Yani Yani. antioksidan deyince ne anlamalıyız? Nedir bu antioksidan? Antioksidan deyince aslında bu meyve sebzelerde de bulunan... ...kimyasallar, paket gıdalar, kirli hava derken... ...vücudumuzda biriken zehirler diyebilir miyiz? Zehirleri diyelim. detoks yapan yani zehiri, zehirin panzehiri antioksidan. Evet ve en, en güçlü vücudumuza antioksidan. Vücudumuza giren toksinleri vücutta bağlayıp yakalayıp vücuttan atan maddeler antioksidanlar. Var. En konsantresi de nerede var? Propolis de var. Hmm. Bize bu hastalıkları bu biriken zehirler yapıyor değil mi? E tabi yani artık günümüzde ne hale geldik? E, hava kirliliği. Besinler, e, doğal besinler bile tam doğal değil. Pestisitlerle kirleniyor. Evet. İşte hayvanlar ilaçlarla besleniyor, hormonlarla, antibiyotiklerle besleniyor. Yani birçok zehre, toksine maruz kalıyoruz. Evet. Havadan gelen ya da işte kontamine olmuş gıdalardan gelen ya da birçok sentetik maddeye maruz kalıyoruz. Evet. Nerede işte o birçok paketli hazır gıdada kullanılan katkılar, koruyucular e, ...renklendiriciler gibi İy gibi. İyileşelim diye bir sürü ilaç kullanıyoruz evet, ama bir onların... ilacın bir faydası varsa... bin zararı vardır. Bir çok yan etkisi var. Birikiyor, birikiyor. Şimdi doğaya tekrar dönüyoruz ve propolisi tekrar öğreniyoruz. Halbuki hipokrat'tan beri bütün doktorların tedavileri için kullandığı propolisi... ...biz yeni yeni dünyamıza kattık. Propolis en güçlü antioksidan olduğuna göre vücuttan zehirleri attığına göre... Demek ki bize faydaları çok fazla. Tabi tabi. Bizi yani, birçok şeyden koruyor demektir. Koruyor. Hastalık ve, önleyici aynen. ve bizi yaşlandırmayan şey demektir. Tabii yani antioksidanlar aynı zamanda cilt için de bir detoks. Yani mesela sigarayı çok içenlerin, çok alkol tüketenlerin ciltlerinde de bu kusurları matlık, matlık kuruluk kırılmalar, çatlaklar ve işte çökmeler, kolajen ve elastinin azalmasıyla cildin sarkmaları bunlar daha hızlı ortaya çıkar. Niye? Çünkü çok toksin alıyor vücuda. Vücudunuz ne kadar toksine maruz kalırsa ve ne kadar o toksinleri vücuttan atamazsanız o kadar çok daha hızlı yaşlanırsınız. Bağışıklığınız o kadar zayıf olur ve o kadar da hız hızlı ve sık Hastalanırsınız ve hastalıkları da o kadar zor atlatırsınız. Evet. İşte bu toksinleri vücuttan atan maddeler, antioksidanlar en fazla nerede bulunuyor? Propolis'te bulunuyor. Dolayısıyla saçımız, cildimiz, kaşımız, gözümüz e, içinde faydalı, bağışıklığımız içinde faydalı, iç organlarımızın sağlığı içinde faydalı, sağlıklı, uzun ve zinde yaşamak için de propolis son derece faydalı. Yani hasta olmak bir tarafa, hastalık sırasında kullanmak bir tarafa ama normal sağlıklı bir insan da eğer propolis zaten kullanabiliriz. Zaten propolis ilaç değil bakın. Yani propolis aslında doğal bir gıda. Bunu günlük beslenmeye eklemeniz lazım. Günlük beslenmemizden neleri çıkaralım? Çok fazla rafine şeker tüketmeyelim mesela. Rafine şekeri bir çıkaralım. Rafine un, rafine edilmiş, çok rafine edilmiş gıdaları onları minimize edelim beslenmemizde. Evet. Doğal gıdaları arttıralım ama tabii ki doğru üretilmiş doğal gıdaları olması lazım. Bunların başında da propolis'i mutlaka ekleyelim. Bu beslenmemizin bir parçası olursa hayat bolu sağlık ve zindelik söz konusu olur. Peki siz arı sütünden bahsettiniz geçen programımızda. Ve kan şekerini dengelediğinden bahsettiniz, değil mi? E, yanlış hatırlamıyorsam. Arı de, arı sütünün de kan şekerini dengeleyici etkisi var. Şimdi bir izleyenimiz demiş ki, polen kan şekeri dengemi sağlar mı? İnsülin direncim var. E, polenin de evet, polenin de öyle bir faydası var. Neden? Şimdi polen ne? Bir kere onu bir hatırlayalım. Evet. E, polen aslında bitkilerin tohumları. Yani arıların hani böyle bitkiden bitkiye tozları topluyorlar. Uçarken topladığı tozlar var ya onlar bitkinin tohumu. Oradan hmm. bir başka bitki meydana geliyor. Yumurta gibi düşünün. Çok minik minik toz halinde yumurtalar gibi düşünün. İçinde hmm. vitamin, mineral, karbonhidrat, lipitler, amino asitler, antioksidan maddeler, bir canlının yaşaması için gereken her şey var. Bir tam gıdadır polen. Polen besin içeriği açısından o kadar zengin ki Günde 2 tatlı kaşığı polen tükettiğinizde günlük vitamin mineral ihtiyacınızın çok önemli bir kısmını karşılamanıza yardımcı olur. D vitamini ihtiyacınızın %80'ini, A vitamin ihtiyacınızın tamamını, E, D, K vitaminlerini, B grubu vitaminlerin neredeyse tamamını yine polen tüketerek karşılayabilirsiniz. Bunun yanı sıra çinko, magnezyum, selenyum, demir gibi Vücudumuz için ve vücudumuzun doğru işlemesi için ihtiyaç duyulan bütün minerallerde yine polen de yüksek oranda var. Ve yine bunları da önemli bir kısmını düzenli polen tüketerek karşılayabilirsiniz. Protein içeriği de %30. Mesela bu protein tozları falan tüketip evet. spor yapanlar var ya mı? hiç gerek yok doğada polen var. Hem vitamin mineral antioksidan açısından çok zengin hem de protein içeriği açısından çok zengin. Şimdi protein içeriğinin çok zengin olması bize neyi gösteriyor? Aynı zamanda kan şekeri dengeleyici özelliğini hmm. de gösteriyor. Çünkü mesela zayıflama diyetlerinde öğün aralarında birazcık şöyle bir kase yoğurda iki tatlı kaşığı polen koyup tüketin. Harika bir kan şekeri dengeleyicidir ve açlık gidericidir. O anda açlığınızı da hissetmezsiniz. Hatta öğün bile atlayabilirsiniz. O kadar güçlüdür polenin besin değeri. Yani günümüz hayatında çoğumuz birçok takviye vitamin kullanıyoruz. Bir avuç vitamin elimize aldığımız evet. oluyor. Yani onları kullanmamıza gerek yok mu acaba? Düzenli polen kullanıyorsanız gerek yok. Yani özel bir besin eksikliğiniz ve özel bir vitamin mineral eksikliğiniz aşırı derecede yoksa konsantre bir vitamin mineral sentetik kullanmanıza gerek yok. Doğada polen var. Düzenli polen kullanın bütün vitamin mineraller zaten orada var. Polen aynı zamanda yine kolajen üretimini arttıran bir şey mi? E, polen e, de o royalaktin ve asit dediğimiz arı sütünde bulunan maddeler yok. Polende hmm. bu bahsettiğim vitamin mineraller ve proteinler ve antioksidanlar var. Ama antioksidan içeriği de yine propolisteki maddelerle aynı değil. Yani propolisteki hmm. antioksidanlar sadece propoliste var. Dolayısıyla hem propolis tüketmeliyiz propolisteki o antioksidanları almak için. E, ve antoksidanların da çeşitleri var. Mesela kafeik asit, fenetilester, kafeik asit, pinotemrin, galenjin, kristin gibi farklı e, içerikler propolis de var. Ondan daha farklı içerikler polen de var. Dolayısıyla propolis'i günde 20 damla bir kere tüketirim. Yani sağlıklı bir yetişkinim. Sağlıklı kalmak istiyorum. Uzun sağlıklı yaşamak istiyorum. Yapacağım şu kadar basit. Her gün en az %10 oranında saf Anadolu propolis'i içeren bir özütten, Günde en az 20 damla. En az 20 en damla. En az mı? 20 damla. Evet, mesela bu elimdeki saf Anadolu propolis içeren %10'luk bir özüt. Peki, buradan 40 40 mesela yapayım, şöyle dondurayım. 15 damla bu. 40 da kullanabilirsiniz. Mesela. zararı yok. Peki fazlası yok. yan etkisi. Yok, yani siz e, propolis toksik dozu olmayan bir e, ürün. Yani e, biliyorsunuz toksikoloji çalışmalarında. Ratlara çok yüksek oranda bir madde verilir ve rat nerede ölüyor diye bakılır ve hmm. bunun yarısı toksik doz kabul edilir. Bu doz propoliste şöyle anlatayım. %30'luk özütten günde 100 şişe içmeniz lazım. O da öldürücü dozun yarısı sen? dediğimiz Biledim. doz. Yani buna hmm. ulaşmanız yani bu kadar tüketmeniz mümkün değil. Hiçbir olumsuz etkinin görülmediği dozu da yine %30'luk bir özütle düşünün 20 şişe. 20 şişe içseniz bile hiçbir olumsuz etki görülmüyor. Dolayısıyla herhangi bir toksik dozu yok. Ama bir minimum dozu var. Yani Hı -hı. bu belli, belli bir seviyenin altında tüketirseniz vücudunuza bir yararı olmaz anlamında. Bu da en az %10'luk bir özütten günde en az 20 damla. Bundan daha az tüketirseniz vücudunuz için gerekli faydayı alamazsınız. Ama mesela bu benim saydığım 70 kiloluk sağlıklı bir yetişkin için. Ama kilonuz Hı -hı. daha yüksek. 100 kilosunuz. O zaman 20 damla yetmeyecektir. O zaman bir 40 damla tüketiyor olmanız lazım. Ya da yaşınız ilerledi, 40'ı geçtiniz veya hatta çeşitli kronik hastalıklarınız oluştu. O zaman damla sayısını arttırıyorsunuz. Ben mesela 40'ın üstündeyim, ben günde 40 damlaya kadar kullanıyorum. Dolayısıyla... Çok kullanmak çok iyi olur. Daha çok kullanayım daha da iyi olur diye bir şey yok. Aslında yok. duruma göre. Kilo, evet, yani yaşlar, kiloya, gibi. yaşa ve eğer kronik bir hastalık göre. Olmamasına göre. Mesela 80 yaşında ve kronik hastalıkları olan bir yakınınız varsa veya kendiniz öyleyseniz o zaman otuzluk bir özütten günde 80 damlaya kullanmaya başlıyorsunuz. Hı. Çünkü orada vücudun ürettiği toksin daha fazla hastalıklar ve yaş nedeniyle. Sorun ne bir kere içeride? Ha, ne sorunun kadar çözümü kullanmalıyım? içinde daha çok antioksidan, yani daha çok panzehir lazım. Hı. Doğru. <laughs> o mantıkla bakın lütfen. O zaman propolis konusunu biraz kullanımlara geçtiğimize göre açalım. En alt yaş en yüksek yaş Propolisi. Genel Hangi olarak şöyle mi? bakarız. Bebeklerimize kullanabilir miyiz? Şöyle genel olarak literatürde de şöyle. Genelde arı ürünlerini biz bir yaş ve üzerinde yavaş yavaş beslenmeye ekleriz. Yani balla başlanır biliyorsunuz öyle bir genel evet. teamüldür. Böyle çay kaşının ucuyla balla Hatta başlarız. verilme zaman falan denir ilk başlarda korkulur. Aslında yani hani o da başka bir tartışma konusu ama hani genel teamülü olduğu için o şekilde ifade ediliyor. Şimdi burada bir balla başlanır bir çay kaşının ucuyla. Yavaş yavaş diğerlerini işte poleni yavaş yavaş alıştırmaya başlayabilirsiniz. Yine yavaş yavaş propolisi bir iki damlayla başlayabilirsiniz. Burada ne test ediliyor aslında? Çocuğun arı ürünlerine alerjisi var mı? Doğrudan hmm. çocuğumuzun bal alerjisi var mı? Propolise, polene, arı sütüne bunları alerjik mi değil mi diye küçük küçük test ediyoruz. Diğer gıdaları da öyle yaparız. Yani çocuğa yumurta başlayacaksak küçücük başlarız sütü işte inek sütünü anne sütünden geçişte küçücük başlarız ki çocuğumuzun bu gıdalara alerjisi var mı? Varsa kesilir. Bir süre ara verilir. Sonra çocuk biraz büyüdükçe tekrar denenir. Aslında yetişkinlerde de bu yapılabilir. Belki Tabii. alerjiz yapılabilir mi? Tabii yapılabilir. Hani Mesela ilk olmaz. defa propolis kullanacaksınız. Veyahut da hani bal alerjiniz varsa zaten diğer arı ürünlerine de muhtemelen alerjiniz vardır. Hani ben bal tüketemiyorum, alerjim var hmm. diyorsanız Diğer ara ürünlerini de muhtemelen alerjiksinizdir. Ama mesela propolis alerjim var mı yok mu bilmiyorum. Kullanmak istiyorum. Çok basit bir test var ya da çocuğumuza vereceğiz. Şöyle bilek içine damlatıyoruz. Bekliyoruz. Eğer herhangi bir kızarma kaşıntı oluşmuyorsa muhtemelen propolis alerjiniz yoktur. Günde bir damlayla başlayıp yavaş yavaş dozu arttırarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer alerjiniz varsa tabii ki herhangi bir gıdayı, alerjiniz olan gıdayı tüketmemeniz gerekiyor. Ama bu şöyle anlaşılmasın. Efendim ben, ben çok alerjiyim ne bileyim. İşte antep fıstığına alerjim evet. var. O zaman propolis... Çok moda biliyorsunuz. Evet. Ay alerjiyim, ay alerjiyim. Evet testlerimi O zaman propolis de kullanmayayım mı? Hayır. Öyle bir şey yok. Yani başka bir gıdaya alerjiniz varsa propolise ya da diğer ürünlerine alerjiniz olacağı anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi Diğer alerjilerinizin hafiflemesine de propolis ve arı sütü yardımcı olabilir. Hmm. Yani böyle de bir artı. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirince belki alerjiler de mi azalıyor? Biz Tabii bağışıklık yani immunoglobin E dediğimiz e, bağışıklık hücrelerinin sayısı artar alerjik bire, bireylerde. Propolisin hmm. ve arı sütünün bu immunoglobin E dediğimiz değeri dengeleme özelliği var. Hmm. Zaten immunomodülatör olarak geçer. Immunomodülatör şu demektir. Bağışıklığı dengeye getiren. Yani bağışıklığınız aşırı çalışıyorsa bunun da dengeye gelmesine yardımcı olur. Çok düşükse, yavaş çalışıyorsa onun da dengeye gelmesine yardımcı olur demektir. Arı ürünleri bu kategoridedir. İmmüne modülatördür. Bağışıklığınızı dengeler. Şimdi çocuklara geri dönelim. Bir yaşından sonra dediniz yavaş yavaş başlayalım. Nedir bu yavaş yavaş? Evet çocuklarımıza da bileğine yaptık diyelim ki oradan da yani bir ölçelim. Yani günde bir damla. Bir e, damla. Mesela propolis arı sütü bal karışımıyla başlayabilirsiniz. Mamasına mı katalım mesela bir yaşında daha? Mamasına ek süt katabiliriz. Evet mamasına yemek, ya da çorba. yoğurduna. Hani çorba Çorba sıcak, sıcak gıdalara arı ürünlerini koymuyoruz. Hmm. Bal da dahil 45 derecenin üzerindeki sıcaklığı olan gıdalara karıştırmıyoruz. Hmm. Çünkü o zaman besin değeri azalıyor. İçerisindeki enzimler, antioksidanlar, vitaminler zayıflıyor görebilir. Tercihimiz soğuk ya da ılık gıdalara karıştırmak. Ve mesela biraz acı hani boğazımızı kesiyor diye konuşmuştuk propolis'e. Demek ki meyve sularının içine, sütünün içine, evet, bal suda karıştırılmış. propolis damla formülünü. Ona bala karıştırabilirsiniz, yoğurduna, sütüne, meyve suyuna, mamasına yani ne yiyorsa çocuk. Bir damla. Bir damla. Sonra nasıl Sonra yavaş arttıralım? yavaş iki damla. Baktınız hiçbir yani herhangi bir Ekstrim, sorun yok. Evet iki damla yavaş yavaş üç damla mesela iki yaşına geldi hani günlük beş damlaya kadar çıkabilirsiniz. Derken dört yaşına doğru geldi günlük on damlaya çıkarsınız. Yedi yaşı geçti on beş on üç yaşına geldi yirmi damla böyle böyle artıra artıra gidebilirsiniz. Şimdi diğer arı ürünlerini de sayıyorduk aslında propolis dedik arı sütü dedik ee, polen dedik diğerlerine de devam edelim mi? Diğerlerini tabii. en azından başlıklar olarak söyleyelim. Çünkü seyircilerimizin tabii bu işi bilenlerin, sizi takip edenlerin farklı soruları da var. O yüzden diğer ara ürünlerini de bir öğrenelim istiyorum. En azından ismen. Şimdi şöyle aslında polenden bahsettik ara ekmeğinden bahsedemedik. E, çünkü neden? Aslında ara ekmeği de polen. Ama polenin fermenti hali. Yani arılar ben arı ekmeği deyince herkes aa arı da mı ekmek yapıyor falan diye soruyorlar. Tabi arı da ekmek yapıyor ama nereden yapıyor? Polenden yapıyor. Arı ekmeğini polenden yapar. Nasıl yapıyor? Hmm. Şimdi bu poleni arılar kanatlarının bu ayaklarının üstünde kanatlarının altında taşıyıp getiriyorlar. Kovanda petek gözlerinin içerisine dolduruyorlar polenlerle. O polenlerin üzerine kendi enzimlerini bırakıyorlar salgılarını. O salgının ki enzimler polenin dış kabuğunu güçlü bir zarı vardır polenin yumurta kabuğu gibi düşünün. Onu çözüyor, sentezliyor, bütün içerisindeki besin öğesinin açığa çıkmasını sağlıyor. Yani arı ekmeği polenin daha sindirilebilir formu arılar tarafından enzimlerle kabuğu parçalandığı için. Artı bu işlem sırasında ne oluyor? Arı ekmeği probiyotik özellik kazanıyor. Probiyotik doğal bir gıdaya dönüşüyor. Neden? Çünkü arının o kursağından aynı zamanda laktobasiller dediğimiz insan sağlığı için ve bağırsak sağlığı için de çok yararlı olan bakteriler de yine e, arı ekmeğine geçiyor. Yani arı ekmeği polenin arılar tarafından fermente edilmiş probiyotik formu. Çok da güçlü bir probiyotiktir. Günde iki tatlı kaşığı. Arı ekmeği tükettiğinizde 10 milyar probiyotik bakteri alabilirsiniz. Hem doğal hem de çok güçlüdür. Keza arı... o arı polende bulunan bütün vitamin minerallerde yine arı ekmeğinde yüksek oranda var olmaya devam ediyor. Arının kendi besini bu. Tabii arı Arının kendisi polen yani. ve bal yer. Polen salgısıyla birlikte kendine bir ekmek, ekmek oluşuyor. Yapıyor. O da Bakın yani. böyle tane tane işte bunlar petek gözünden çıkmış. Tadı da çok güzel. Biz de bu şekilde mi kullanıyoruz? Tabii tabii. Yani bunu böyle kaşıkla yiyebilirsiniz, yoğurda katabilirsiniz, sevdiğiniz evet. herhangi bir gıdaya. Yine sıcağa katamayız. Sıcak yok. Sıcak hiç yok. Arı, arı ürünlerinde sıcak uygulamayı sevmiyoruz. 45'in üstündeki sıcaklıkları arı ürünleri sevmez. Diğer arı ürünlerimize devam edeceğiz ama sevgili izleyenler. Ee, sorularınızı Whatsapp hattımıza bekliyorum Elimde bir sürü soru var ee, Birçok sorunuz var biliyorum Hafta içinde de bize gönderiyorsunuz Tek tek hepsini soracağım merak etmeyin Bekliyoruz Şimdi ara ekmeği ve devam Şimdi neden bahsetmedik ee, Hambaldan bahsetmedik ha, arı zehrinden bahsetmedik Şimdi ben bir önce hambalı anlatayım Hatta rohani diye yurt dışında geçer şu balları bana doğru uzatırsanız. Teşekkürler. Şimdi bakın. Şimdi ham bal ne demek? Bu bana çok gelen bir soru. Şimdi kovana gittiğimizde kovandan taze süzülmüş bal aslında bildiğimiz ham bal. Yani herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmamış. içerisindeki polenleri de içinden filtre edilmemiş bal demek aslında. Bal 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ısıtılmaması lazım. 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda Balın içerisindeki enzimler azalır, vitaminlerde zarar görür. Zaten balın önemli bir kısmı su ve o glikoz, fruktoz ve polisakkaritler dediğimiz karbonhidratlardan oluşur. O yüzden bal tatlıdır. Yüzde beşlik bir kısmı da vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve enzimlerden oluşur. İşte bu antioksidanlar o yüzde beşlik dediğimiz faydalı kısmı, Yüksek sıcaklıklarda, 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda zarar görür. Hmm. O yüzden aslında balın doğru tüketimi ham bal olarak tüketimidir. Yani etiketlerde ham bal, raw ifadesini arayın. Bu ne demek? 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ısıtılmamış ve içindeki polenleri ki polenler balda gözle görülmez filtrelerle hmm. tutulmamış bal demek. Şimdi siz bana şu soruyu sormanız lazım. Aslı hanım, iyi de bal niye ısıtılsın? Demeniz lazım. Yani aslında şöyle hazırlamıştım sorumu. Biz e, balı çayımıza falan katabilir miyiz? Şimdi balı çayımıza Şimdi... eğer bal çay çok sıcaksa katamayız. Ama ılık böyle 45-50 derecelere soğuduğu zaman o zaman katabiliriz. Yani 45 çok sıcak. derecenin üstünde hiçbir arı ürünü kullanamıyoruz diyebilir yani miyiz? Yani ısıtmamalıyız. Isıttığımızda besin değeri azalıyor dememiz hmm. lazım. Ama çayına kat. Çayına nasıl katabilirsin ılıkken. Yani zaten Kayalık çok sıcakken olacak. böyle 80-100 kaynar sıcaklıklarda ne? asla. Ha, öyle şeker kullanmayalım. O zaman Daha şekere dönüşüyor olmaz. çünkü. Tabii hmm. şekere dönüşüyor çünkü. Ne oluyor? İçindeki enzimler falan yok oluyor. Bir, bir şey Geriye şekerle su kalıyor. Yani onu yapmak ister misiniz? Bence yani. istemezsiniz Tabii. yani balın yapısını bozmak. Şimdi bunun dışında bal neden ısısın? Şimdi mesela siz market rafına gidiyorsunuz. Evet. Orada böyle cam gibi saydam berrak akışkan balları görüyorsunuz. Böyle yoğun akışkan. Evet. Bu sizin hoşunuza gidiyor değil mi? Ne güzel bal yani diyorsunuz. Yani pırıl pırıl altın gibi bal diyoruz. Böyle buradan bakıyorsunuz arkası gözüküyor falan. Ama evet. doğada bal öyle değil. Hmm. Bal doğada sağladıktan sonra petekten bal sağılır şöyle. Aracılar süzülür. Süzülür yani petekleri şöyle yuvarlak bir e, bal sağa makinesine takarlar. Onu çevirirler bal aşağıya süzülür. Süzüldükten sonra kısa bir süre içerisinde bazı ballar çok kısa bir hafta içinde. Bazı ballar birkaç ay içerisinde donmaya, katılaşmaya, kristalleşmeye başlar. O kadar normaldir ki bunu bütün arıcılar bilir. Bal kristalleşir, katılaşır. Bu balın doğal yapısında vardır. Şimdi iyi de arıcı da öyle 5-6 ayda en geç kristalleşen koyu renkli ballar, çam balları, kestane balları daha geç kristalleşebilir. Ama genelde çiçek balları ve açık renkli ballar çok hızlı kristalleşir. E bu bal nasıl oluyor da rafta cam gibi saydam diye sormaz mısınız? Evet. Ben de sorarım. Nasıl oluyor? Maalesef bal işleme tesislerinde, bal paketleme tesislerinde ballar 80 derecelere kadar ısıtılıyor. Bu katı donmuş yapısı çözülsün. Tekrar sıvı görünsün diye. Ve maalesef bu durum etiketlerinde belirtilmiyor. Süte uygulanan pastörizasyon işlemi ...hiç gerekli olmamasına rağmen bala uygulanıyor. Bu da balın evet. yapısını bozuyor. Yani pastörizasyon benim bildiğim çok yüksek ısı... ...ve birden soğutma işlemi. Evet Bana ve bu uygulanırsa... onu niye yaparlar süte? Süt bozulmasın, daha dayanıklı olsun diye. Evet. Ama bal zaten bozulmuyor, bal zaten antibakteriyel. Bir de ısıtılmaz bal. Bal ısıtılmaz ama maalesef ısıtılıyor. Ve etiketlerinde bu ifade belirtilmiyor. Yani sizin bulanık diye, kristalleşmiş diye... Beğenip almadınız bal. Aslında ham bal? <laughs> evet. Yani o öbür tarafta çok beğenip o oh, sıvı akışkan diye aldığınız muhtemelen aşırı ısıtılmış. Neden bunu yapıyorlar bize? E işte neden yapıyorlar? Çünkü tüketici kristalleşmiş balı bozuk sandığı için, doğal sanmadığı için içinde bir şey var zannettiği için tüketicideki algı nedeniyle aslında bu hmm, uygulanıyor. Yani ne bu bulanık bulanık bozuk galiba. Evet, pırıl, pırıl, kötü... pırıl alayım derken aslında Balın e yapısı bozulmuş Aslında olur. bal almıyoruz. Evet. Ee, Bakın bu da önemli bir bilgi. Çok Anekdot. önemli bir Aslında bilgi. Aslında Avrupa'da raw hani kültürü var yani ham kültürü var çok eski yıllardan beri. ve etiketlerde yazar yani bu ham diye. Ve tüketici alışıktır. Rafa gittiğinde han balı gördüğü zaman böyle yarısı donmuştur, yarısı sıvıdır, tamamen donmuştur. Hmm. Avrupa'da tüketici alışıktır. Bal donar normal öyle alır yer onu. Ama bizim özellikle Türkiye'de maalesef kültür öyle alışma, alıştırılmamış e, sektör tarafından. Sektör onu hep ısıta ısıta böyle sıvı sıvı yapa yapa alıştırmış. E, tüketici de bilmediği için etiketinde de yazmadığı için etiketine yazsa bu bal pastörize edilmiştir ya da bu bal 80 dereceye ısıtılmıştır. İnanın kimse bal yemez. Bir de bal ülkesi yazıyor. Bir biz. de bal ülkesi. Bu bilgi etikette yazmayınca işte tüketici burada eksik bilgilenmiş oluyor. Ama tüketici uyanık olsun. Çok cam gibi saydamsa, çok böyle berraksa, çok arkası gözüküyorsa, içinde hiç kristaller yoksa o zaman bir soru işareti. Bir de bu kristalleşmeyi tetikleyen polenler var balın içinde. Onu da filtre ediyorlar. Böylece e, kristalleşme iyice gecikiyor. Normalde bal diyelim 6 ayda kristalleşecekse bir seneye çıkıyor. Ama bu sefer tabii ki besin değeri gidiyor. Yani tüketici bunu bilmiyor. O yüzden etiketinde ham bal olan, ham bal yazan ürünleri tercih etmek lazım. Ya da dediğim gibi hani emin olmak lazım balın ısıtılmadığından. Doğru kaynaktan geldiğinde Nasıl emin olacağız? Tabii ki hangi balı alacaksak. Nereden alıyoruz? Hangi balı okuyup, alıyoruz? Bunları hep sorgulamak lazım. Araştırma hep araştırmak lazım. lazım. Ee, maalesef hani bir de ben de gıda mühendisiyim. Hani gıda prosesi yapılır. Ne amaçla yapılır? Ya tüketiciye daha uzun raf ömürlü gıda sunmak için yapılır. Ya da bir takım formülasyonlar hazırlanır. Bu formülasyonlar tüketiciye sunmak için yapılır. Ama gıdanın besin değerini çok düşüren bir uygulamaysa ve gereksizse ben buna karşıyım. Şimdi bal da bu gereksiz. Yani Hı. balı ısıtmaya gerek yok. Balı tüketiciye anlatabiliriz. Bal ham olarak tüketilmeli diyebiliriz ve bunu tüketici de gayet anlayacaktır. Balın yapısını bozmaya gerek yok. Balı doğal haliyle arıdan kovandan geldiği ham haliyle tüketmek lazım. Şimdi aslında balla ilgili çok can alıcı bir soru soracağım size. Çok önemli bir konuya geldiğimizi düşünüyorum. Herkesin merak ettiği bir konu. Bir arada çok o cendereye hepimiz düşmüştük. Benim annem de dahil olmak üzere sahte bal ve gerçek balı nasıl ayırt edebiliyoruz? Evet Şimdi çok güzel bir soru. Hani bu sadece bulanıklık mevzusu değil bulanığını da yaparlar bize. Şimdi bunu duydular ya ama nasıl ayırt edelim? Bunları öğreneceğiz ama sizden öğreneceğiz reklamlardan sonra. Sevgili izleyenler, pazar sohbeti devam ediyor. Aslı Hanım, devam ediyoruz. Çok heyecanlı bir yerde kalmıştık. Evet, sahte balla gerçek balı nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi e, o zaman size bir kötü haberim var. <laughs> Tüketici bunu ayırt edemez. Yani o kadar artık bu ballarda sahtekarlık konusu o kadar ilerledi ki maalesef. Rengini, tadını, kokusunu, her şeyini benzetiyorlar. Hatta analizleri geçsin diye içine dışarıdan enzim polen bile ekliyorlar. Yani tüketici şöyle şeyler duyuyor mesela. İşte efendim balı akıtırsın, yakarsan yanarsa baldır, değilse bal değildir. Veyahut da ne bileyim bardağa koyarsın, böyle çalkalarsın, petek şekli çıkarsa baldır, çıkmaz. Böyle bir şey yok. Bakın ben bu konunun uzmanıyım. 20 yılı aşkın zamandır arı ürünlerini analiz ediyorum. Kalitesini ve gıda güvenliğine uygun üretilip üretilmediğini belirlemeye çalışıyorum. Orijinini belirlemeye çalışıyorum. Biz onlarca yüzlerce test yapıyoruz bunun için. Bu kadar basit olsaydı bu testlerin hiçbirine gerek yoktu. Bu kadar masrafa hiç gerek yoktu. O kadar basit değil. O yüzden burada tüketicinin yapması gereken ne? Bir defa aldığı ürünün kaynağından emin olacak. Ne yapabiliriz? Mesela sözleşmeli arıcılık modelleriyle kovandan sofrana, sofraya izlenebilirliği sağlanmış ürünleri tercih edin. Mesela bu birinci söyleyeceğimiz şey. Hmm. Böylece bu ürünü aldım. Ha bu hangi aracı üretmiş? Hangi bölgede üretmiş? Bunu izleyebiliyor muyum? Yani mesela bölge adıyla e, orijin adıyla yani bitkisel orijin ya da coğrafik orijin. Bitlis balı. Veyahut da işte kestane balı. Kes, mesela hmm. çiçek adıysa bitkisel orijin. Bölge adıysa bölgenin adıyla. Bitlis, hmm. Bingöl Kayseri gibi isimlerle satılıyor. Nasıl satılıyor onlarda? Poliflora ballar. Yani çok farklı çiçeklerden gelen ballar bölge adıyla satılıyor. Ağırlıklı hmm. tek çiçekten geliyorsa çiçek adıyla satılıyor. Narince, kestane, ayçiçek gibi. Çam balı. Evet çam balı mesela. Mi? <laughs> yani bir buna dikkat edin. Sözleşmeli aracılıkla kovandan sofraya izlenmiş ve orijini doğru beyan edilmiş ballar. İki... Ee, ham bal olup olmadığına dikkat edin yani ham bal olması az önce konuştuk çok önemli 3. aldığınız markayı ve ürünü sorgulayın bu ürünler analiz ediliyor mu arkasında bir analiz raporu var mı her partisinin analiz raporu ayrı ayrı beyan ediliyor mu yani şöyle şeyler de var yani bazı merdiven altı e, paketleyiciler diyelim bir tane senenin başında bir tane balı alıyor götürüyor bir yere analiz ettiriyor bunun sonucunu sitesine koyuyor. Ondan sonra diyor ki benim bütün ballarım bu. Yani oradan devam ediyor. Oradan devam ediyor. Halbuki o sırada arkadan bir sürü bir sürü Kavanozlar başka binlerce... fa farklı parti ürünler yapıyor. Ama onların analizleri yok mesela. Her partisinin analizi olması lazım. Ve kalıntı içermemesi yani veteriner acı kalıntısı ya da pes kalıntısı içermemesi doğru ve doğal koşullarda üretilmiş olması lazım. Mesela analiz raporunda ne bakalım? Hep bilinen kodeks değerleri diyor. Kodeks değerleri artık yetmiyor. Mesela ham balstan invertaz sayısı yüksektir. yüzün üzerindedir. Mesela invertaz enzimini arayın. Deyin ki invertaz enzime bakıldı mı? antioksidanları bakıldı mı? Çünkü ham ballarda bu değerler yüksek çıkıyor. Mesela prolini yüksek mi? Yani Bunları sorgulayın. Ee, bal ayrı bir konu. Dediğim gibi yani bir ömür versek yetmez. Mutlaka uzmanlar tarafından... Analiz ediliyor, denetleniyor, denetleniyor, araştırılıyor ve beyan ediliyor. Yani halka açıklanıyor olması lazım. Bunlara dikkat edelim. Sertifikalı, GMP sertifikası olan yani GMP sertifikası diye geçer. ISO 9000, ISO 22000, BRC, BRC, BRC sertifikası, AFS sertifikası. Hani bu sertifikaları da sorgulayın. Tesislerde bu tesisler de bu sertifikasyonlar, bu gıda güvenliği sistemleri var mı diye sorgulamak lazım. Yani e, biraz araştıralım diyorsunuz. Küçük kimyager olmak lazım gibi. Fakat yani, onları tabii, da bir yani böyle tadarak, koklayarak, dökerek falan anlayamadığımız için Evet. Başka bu, yapacak bu bir şey kalmıyor. analiz raporlarını da anlayamayabiliriz ama sertifikalarına kesin bakalım diyoruz. Tabi, tabi. Analiz raporunda da eşe işte bir 2 verdim yani. Bir pestisit antibiyotik kalıntısı var mı diye bunu anlayabilirsiniz. Bir invertaz enzimi değeri var mı diye, yüzün üstünde mi diye bu bakılabilir. Yani böyle basit şeylerle aslında bir fikir sahibi olmak en mümkün. En azından değil mi? eleyebiliriz. Evet. Şimdi biraz önce programımızın başında dediniz ki işte 20 yıldır çalışıyorum bu konuda. Baktığımda çok genç gözüküyorsunuz tabii. Aylem, sağ yani olayım. genç görünümünüz, bu parlak cildiniz acaba arı sütüne mi bağlı? Ben tabii çok uzun zamandır. Yani ben oğlum için kullanmaya, oğlumun hastalığının e, tedavisinde destekleyici olarak kullanmaya başladığımdan beri kendi de kullanıyorum. ile kullanıyoruz aslında. Mutlaka faydası olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü arı sütünün biliyorsunuz anne sütü gibi yani arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt ve içerisinde royalaktin, ve 10 asit dediğimiz diğer hiçbir gıdada bulunmayan çok özel etken maddeler var. Bu, bu etken maddeler vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Yani vücudun daha fazla kolajen üretmesini sağlıyor. Cildin daha fazla elastin üretmesini sağlıyor. Bu maddelerde işte cildin yıkılmasını, sarkmasını engelliyor ve cildin nemliliğini de arttırıyor. Arüstün içindeki onidoksidekonik asit aynı zamanda cildin nemliliğini de nem tutma kapasitesini hmm. de arttırır. Şimdi nem kaybı bizi yaşlandırıyor. Kolajen kaybı, elastin kaybı bunlar bizi yaşlandırıyor. E bunları kaybetmezsek o zaman daha geç yaşlanacağız. Evet geriden... Elinde sonunda azalacak mutlaka. ama daha geç azalacak. Ben faydası olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey daha yapıyorum. Onu da itiraf edeyim. Arı zehri içerikli krem ve serumları mutlaka kullanıyorum. Yani Krem benim ve benim krem ve serumlarımın içinde hep arı ürünleri var. Arı zehri, arı sütü, propolis bunlar mutlaka var. Ama Anadolu arı ürünleri var yani, onu da Yani arı zehirinden yapılmış kremler ve kozmetiklerden mi bahsediyorsunuz? Evet, Yoksa aynen içine Get katmaktan of... bahsetmiyoruz herhalde. Yok yok direkt bunlardan yapılmış krem ve serum formülasyonlarından bahsediyorum. Ha evde kendim de yapabilir miyim yapabilirim ama arıdan zehri sağamazsınız o bir. Noha o bir e, arıcılık tekniği gerektiriyor. Mesela arı zehri de yani arının o bizi soktuğunda o bizi şişiren zehri var ya o aslında aynı zamanda şifalı da bir madde. Çünkü o soktuğu yerde vücudun bütün savunma hücrelerinin toplanmasını sağlıyor. O savunma hücreleri de o bölgeyi iyileştiriyor. Mesela eklem rahatsızlıklarında cilt hastalıklarında arı zehrinin düzenli kullanımda ya krem serum olarak ya da enjektable formu kullanıldığında yararı olduğunu gösteren birçok yayın var. Dolayısıyla krem ve serum formülasyonlarımın içerisinde ama hep doğal formülasyonlar tercih ettiğimi de belirteyim. Yani yüzümüze cildimize sürdüğümüz şeyler de yiyebileceğimiz kadar doğal olmalı ki bize zarar vermesin. Çünkü onların içerisindeki sentetikler de toksin etki yapıyor sürekli sürekli kullandığımızda mesela rolonumuzda alüminyum varsa parabenler çoksa evet, çok mesela bu çok onu. tehlikeli. Çok Meme kanserinin onu. baş nedeni. Evet. Koltuk evet. altı bir de ne kadar hassas evet, yani. Evet yani mi? cildimize çok pahalı kremlere, içinde bir sürü sentetik maddeler bulunan kremlere bir sürü para harcayıp çok da güzel lekelenip yaşlanabiliriz. Hiç de bir faydası olmaz. Niye? Çünkü içinde 3 tane faydalı bileşen varsa 20 tane zararlı var bu şekilde formülasyonları hiçbir zaman tercih etmemek lazım. Mutlaka %100 doğal içerikte arı sütü, polen, propolis, arı zehri gibi cilt için faydalı içerikleri olan artı başka neler var? Vitaminler var. E vitamini mesela, B vitamini. şia yağı, kakao yağı, Hindistan cevizi yağı hani bunların hepsi cilt için faydaları bilinen bitkisel yağlar ve özütler. Bu tarz içerikleri kullanırsak o zaman işte yaşlanmamızı da e, geciktirebiliyoruz. Hem içeriden ağızdan tüketerek evet. hem de cidden sürerek uygulamak lazım. Evet, bal maskesini biliyorduk. Başka bir şey bilmiyorduk. Zaten arı ürünlerini yeni öğreniyoruz. Demek arı ürünlerinden. Ben size harika bir maske göstereyim. Şu evet. propolis, arı sütü, ham bal karışımı. Evet. Hanımlar mesela haftada 2-3 defa cildinize şu boyundan başlayarak incecik bir tabaka sürün. Banyoya girmeden yarım saat önce sürün, yarım saat bekleyin, banyoya girin, yıkayın. Bu harika bir doğal maske. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Balın nem verici etkisi, nem tutucu etkisi var. Arı sütünün kolajen sentezini ve elazan, elastin sentezini, yani cildin doğal yapısını, sıkılığını arttırıcı etkisi var, parlaklığını. E propolisin de peeling etkisi var, yani lekeleri azaltıcı hmm. ve kırışıklık azaltıcı. Dolayısıyla harika bir anti aging doğal maske. Evet. Mesela İç, cilt içim. lekeleri için bitiyor vereyim mi? Evet lütfen. Hanımlar çok sever. <laughs> Tabii. Bakın su da çözünebilir. E, lazerlere gerek yok cilt lekeleri için. O evet. Zaman. Bakalım. Aynen. Bakın ee, ben hayatımda hiç lazer yapmadım. <laughs> Cildim de çok lekelenmişti hamileyken. Ama sonra hiçbir şey kalmadı. Bakın şöyle elimdeki %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren özüt. Bunu böyle beş parmağıma birer damla koydum. Bakın azıcık. Şöyle yedirdim. Bu kadar. Hı. Akşam yatmadan önce makyajınızı sildiniz. Tertemiz yaptınız. Cid. Şuradan boyundan başlayarak şöyle masajlayarak bütün cildinize bunu yediriyorsunuz. Harika bir nem verici, harika bir e, kırışıklık kırışıklık ve mı? leke açıcı. Özellikle lekeli yerlerinize yoğun sürün. Non, nano mineral çinko, propolis ve bitkisel yağlardan oluşanları tercih edin çünkü propolisin güneşin UVA ve UVB ışınlarını filtreleyici etkisi var. Sedef egzema gibi hastalıklarda bile cidden kullanıldığında faydasını gösteren bilimsel yayınlar var. Yani cildinizi korurken de doğal şeylerle korumayı unutmayın. Yani arılar olmazsa hayat olmaz. Yani çok Arının doğru bakın bir her şeyimize, iç organlarımıza, dış organlarımıza, sağlığımıza. Hani biz doğanın, yani ekoloji için doğanın döngüsü için ay arılar çok önemli evet polenleri taşıyorlar ayaklarıyla derken aslında bizim yaşamımız içinde ne kadar önemli olduğunu sayenizde öğreniyoruz. Evet. yani Ne kadar çok şey. Hatta bir, bir şey daha söyleyeyim bu da çok az biliniyor ama şimdi dünya giderek bunu daha fazla öğrenecek. Arı yok olursa dünyada 4 yıl içinde hayat biter. Biliyor muydunuz son arı yok olduğunda dört yıl dünyanın ömrü kalmıştır. Niye? Niye? Çünkü doğal gıdaların yüzde sekseni arılar sayesinde üretiliyor. Buğday başta olmak üzere temel gıdalarımızın yüzde sekseni meyveler, sebzeler, o baharatlar, bademler. Ee, cevizler, bunların yüzde sekseni arılar sayesinde üretiliyor. Arı çiçekten çiçeğe uçarken o polenleri de çiçekten çiçeğe taşıyarak bitkilerin döllenmesini, yani çoğalmasını sağlıyor ve bunun yüzde sekseni arılar sayesinde gerçekleşiyor bitkisel döllenmenin. Döllenme bitkilerde bittiği an bitkisel üretim bitti demektir. Doğadaki çeşitlilik, çeşitlilik biter, İklim tarım bitti, biter, beslenme bitti ve hayat bitti. Dolayısıyla açlık ve insanlığın sonu. Dolayısıyla bizim arıya sadece ürünleri için değil ama tozlaşmaya, ekosisteme yaptığı katkılar için de ihtiyacımız var. Arıyı, arıcıyı koruyalım, sahtekarlığa izin vermeyelim. Sahtekarlıklar arıcılığı ülkemizde de dünyada da bitiriyor. Sahte ürünlerin üretimine... İzin vermeyelim. Toplum olarak mücadele etmemiz lazım. Çünkü arıya dünyanın geleceği için, evlatlarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için ihtiyacımız var. İyi bakmamız lazım. Geçen yıl maalesef tüm dünyada da ülkemizde de yangınlar oldu. Hepimiz biliyoruz. Çok üzüldük. Ben sizi araştırırken sizi tanıdıktan sonra çok merak ettim doğrusu sizi inceliyordum internette ve sizin aracıların yanında olduğunuzu o yanan kovanların yanında olduğunuzu gördüm evet, çok duygulandım çok etkilendim tabii ki her yerdesiniz hakikaten. Oradaki durumları bize anlatır mısınız? Vallahi çok üzücü şeyler yaşandı. Gerçekten hem ciğerlerimiz yandı hem de arılarımızın evleri yandı. Evet. Yani o ormanlar arılarımızın eviydi. Özellikle Çambalı. Dünyada Çambalı üretiminde Türkiye birinci. %95'i Muğla Marmaris bölgesinde üretiliyor. Yani Çam balının %95'i Türkiye'de üretiliyor. Bu %95'lik oranın %80'i de Muğla Marmaris bölgesinde üretiliyor. Yani o bölge Muğla iline ait. Dolayısıyla biz bu çam balı üretiminin hem önemli bir kısmını kaybettik o ormanları kaybederek hem de arıları besleyecek besin kaynaklarını kaybettik. Evet. Bir çam ağacının kaç yılda arıya besin kaynağı olacak hale geldiğini biliyor muydunuz? Ben size söyleyeyim. Çok iyi ihtimalle 35-40 yıl. Ondan önce bir çam ağacından arı beslenemiyor. Çam balı da çam ağacının üzerinde yaşayan marşeline helika denilen bir böceğin çamın salgısını emip ağacın üzerine bıraktığı karbonhidratları arının almasıyla üretiliyor. Yani üç canlıdan geçen bir bal, çok özel bir bal. Şimdi ağaç büyüyecek, 35-40 yaşına gelecek, üstünde o marsharine helika dediğimiz böcek yaşayabilir hale gelecek ki o da dünyada her yerde yaşamıyor. Sadece belli iklim koşullarında o da ağırlıklı bizim Akdeniz bölgemizde yaşıyor. O böcek oradan onu alabilecek, arı da oradan nektar alabilecek. Durum bu. Dolayısıyla biz bu durumda gerçekten nasıl diyeyim ciddi bir kayıp yaşadık. Çok üzücü. Ben gittim oraları gezdim, arıcılarımızla konuştum. İnanın arıcılarımız evlerini bütün arıcılık malzemelerini kaybetmişler. Hiç ona üzülmüyorlar. Yanan kovanlarına, yanan kovanlarından da daha öte yanan ormanlarına üzülüyorlar. Biz evimizi kaybettik dedikleri aslında içinde yaşadıkları köyleri, ormanları o kadar üzülüyorlar ki sadece bunun için ve nasıl geri getireceklerini de bilemiyorlar. Doğa da şöyle bir şey, kendi kendini yenilemesi gereken bir şey. Yani o çam kozalaklarından çam tohumları yeniden yeşirebilir. Ama işte yıllar alacak. Tekrar oraların eski haline gelmesi belki bizden sonraki nesillere nasip olacak. Neye dikkat edersek her yıl yeniden yeniden yaşanacak orman yangınlarını önlemeye ve onu yönetmeye dikkat edersek. Yine artık aynı handikapları yaşamadan ormanları kurtarmamız lazım. Çünkü şu net, Dünya ısınıyor, dünya ısındıkça bu yangınlar artacak. Bu yangınlar arttıkça da ekosistem yok olacak. Ekosistem yok oldukça da insanlık yok olacak. Dolayısıyla bizim bu yangınlara nasıl müdahale edeceğimizi, ilk müdahale yani bir yangın iki dakika içinde söndürmeniz lazım. Sonra durduramıyormuşsunuz. Böyle hmm. kurallar var. İşte biz de yaklaşık 6 aydır çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte hem arıcılarımıza nasıl yardım ederiz, hem de bu yangınlar bir daha başımıza gelirse nasıl önlemeliyiz, nasıl örgütlenelim, bir şey olduğunda kim ne yapsın, acil durumlarda ne olsun yani her şeyi devletten bekleyelim, itfaiye gelsin bekleyelim de olamıyor. Çünkü o anda müdahale etmeniz bir lazım. Bir de çok büyüktü bu sene maalesef tabii. Bir sürü yerde aynı anda oldu. Evet. Bunları nasıl yönetmemiz gerektiğini işte öğrenmek için çalışıyoruz. Devlet de bu konuda çok biliyorsunuz efor harcıyor. İnşallah bu sene artık aralarımızın ormanlarını Kaybetmeyeceğiz, inşallah diyorum. İnşallah, inşallah. Şimdi sosyal medya sorularımıza devam edelim. Bir sorum daha var size programımızın sonuna yaklaşmışken. Cilt güzelliği dedik, maskeler dedik. Aslında anlatacak çok şeyimiz var. Hakikaten bir başka programda tekrar devam edeceğiz bu sorular bitmez. Kolu yanmış birine hamval sürsek iyileşir mi? <laughs> Şimdi bir daha Yanık bakın. Yanık tedavisi. Yine şöyle bir hatırlayalım bir defa ar ürünleri ilaç değil. Başımıza bir hastalık, yara yanık gelince bir kere önce hastaneye gidip tedavimiz oluyoruz. Sonra fayda eder mi? Edebilir ama yara yanık tedavisi öyle evde sizin bal sürerek yapabileceğiniz bir tedavi değil. Yaranız kapanır, yara izlerinin yok olmasında baldan ve propolisten faydalanabilirsiniz. Ama bu tarz uygulamalar uzman doktorlarla yapılmalı. Yani cilt yara yanıklarının tedavisi uzman doktor. Eğer bal uygulanacaksa bunu da doktor uygulaması lazım. Hmm. Evde yapamayabilirsiniz onu. Öyle ben şimdi uzmanlığım sürmeyin. olduğu için bir tarihte bacağımda bir yara oluşmuştu. Ben kullandım ama nasıl kullanacağımı, nasıl uygulayacağımı bildiğim için. Ne yapabilirsiniz? Çok minik ufuk böcek ısırdı. Propolis damlanızı sürün ya da propolisli işte zeytinyağlı, arı sütlü kremlerden faydalanabilirsiniz. Ya da çok minik ufak böyle sıyrıklar vesaire onları olur ama büyük bir yanık. Yani bu üzerine... mutlaka doktor tedavisi gerektirir. Allah korusun. Evet. E, ham bal diye aldığınız bal hangi bal? Gerçek bal mı? Saf bir de o bal var. Mı? İşte o yüzden bu riskler olduğu için mutlaka en iyisi de doktora doktor danışmak. Doktor tarafından yapılması. Bu konuda. Cilt uygulaması. Balı siz yiyin. Evet. Şimdi eee arılar bitmez. Arı ürünleri bitmeyecek. Hele ben kozmetikler kısmını çok merak ettim hakikaten. Bir başka programda tekrar hepsinin üzerinden geçeceğiz ve tek tek de hepsini açacağız ama en çok kozmetikleri konuşacağımızı düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, programımızın sonunda saç ekimi konusunda bilgilendirmemiz olacak. Birazdan seyredeceğiz. Geçen hafta programımızda sağlık turizminden bahsetmiştik. Bir ülkeden bir ülkeye, bir şehirden bir şehre birçok sağlık ihtiyacımız için başvuruyoruz, gidiyoruz. Bunların ilk başında, ilk sırada en çok talep ettiğimiz şey ne? Saç ekimi. Estetik operasyonların başında da gelen saç ekimi. Saç ekimi nasıl yapılır? E, süreci nasıldır? E, doğru yeri nasıl seçeriz? Bu konuda konuşacağız bugün. Şimdi baktığımızda öncelikle saç ekimi için ki, saç ekimine kimlerin ihtiyacı var diye söyleyecek olursak her 10 erkekten 7'si, her 3 katı, kadından biri bugün saç sorunlu ve saçsız. Erkeklere baktığımızda erkeklerin saç dökülme tiplerine genellikle erkek tipi saç dökülmesi diyoruz ve erkek tipi saç dökülmesini nasıl anlıyoruz? Ön çizginin geriye gitmesi, araların açılması ve tepe açıklığı şeklinde. İnanın 17 yaşlarında başlayan bu sorun çoğumuzun psikolojisini de mahvediyor. Çünkü düşünürseniz erkeğin en büyük süsü saçları. Satsızlık erkekleri çok rahatsız eden bir estetik problem. Saç ekimi diye baktığınızda dünyada en iyi yapılan ülke bizim Türkiye'miz. Türkiye'nin hastaneleri ve hekimlerini düşündüğümüzde o kadar yoğun bir şekilde ve o kadar kaliteli yapılıyor ki bu iş. Hepiniz de biliyorum bundan haberdarsınız. Hepinizin etrafında size bu soruları soranlar var. Türkiye Türk'üm, Türkiye'liyim deyince e, hepinize gelen bir soru. Bir saç ekimi merkezi tavsiye etmenizi istiyor genellikle yakınlarınız. Ve mutlaka yakınlarınızdan, ailenizden birinin bir saç ekimi operasyonuna ihtiyacı var. Şimdi saç ekimi nasıl yapılıyor? Önce bundan bahsedelim. Saç ekimi lokal anestezi altında yapılıyor. Lokal anestezi ne demek? Sadece çalışacağımız alanı uyuşturmak demek. Yani o kocaman büyük ameliyatlar gibi büyük ameliyathanelere inip borular takılıp uyutulduğunuz bir işlem değil. Sadece bölge uyuşturuluyor. Yani diş hekimleri prosedürü gibi bir masada televizyon izler pozisyonda oturuyorsunuz. Saçlarınız kısa kesiliyor. Saçlarınız arkadan alıp satsız alanlarınıza yerleştiriliyor. Ve bu işlem 8-9 saat kadar sürüyor. Bu sırada tabii böyle robotik bir pozisyonda değilsiniz. Sıkıcı bir durum asla yok. Televizyon seyrediyor, telefonunuzu karıştırıyor, bazen kitap okuyor, bazen müzik dinliyor. Bazen de çalışan e, teknik personelle, hekiminizle sohbet ediyorsunuz ve geçiyor. Bazen de uyukluyorsunuz. Çünkü yurt dışından, e, şehir dışından tercih ettiğinizde uçaktan inip, Bazen otelinize bile uğramadan hastaneye gelip orada hem uyuyup dinlenip hem de işleminizi yaptırabiliyorsunuz. Saç ekimi artık bu kadar kolay bir işlem. Bakın işlem diyorum ameliyat bile demiyorum. Tabii ki saç ekimi estetik cerrahinin bir ameliyatı. Kesinlikle basit bir işlem değil ama artık doğru yeri seçtiğinizde o kadar konforlu bir işlem ki 8-9 saat içerisinde hastaneye gelmeniz, ertesi gün 10 dakikalık pansumana gelmeniz ve e, gitmeniz yeterli. Ondan sonrası saç ekim merkezinizle hastanenizle, kliniğinizle e, sadece telefon ve mail üzerinden iletişimle e, sonuçlanabilecek bir süreç. Gerisi bir iyileşme süreci. Bir haftada nokta nokta kabuklarınız hepiniz görmüşsünüzdür saçında bant olan insanlar nokta nokta kabuklar. Bu kabuklar bir hafta sonra dökülür ve hiçbir şey olmamış hale gelirsiniz. Şimdi diğer başka programlarımızda mutlaka size saç ekiminden ve saç ekimi yöntemlerinden şu anda kullanılan tekniklerden bahsedeceğim. Ama bugün kimler saç ektirebilir? Ve ne şekilde bu klinikleri, doğru klinikleri nasıl bulabilirsiniz onlardan bahsetmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi İnternete baktığınızda biliyorum ve bunu hep söylüyorum. İnternet bir bilgi çöplüğü. Arama motorlarına yazdığınızda birçok klinikle baş başasınız. Kimle konuştuğunuzu, nereye gideceğinizi çoğu zaman bilmiyorsunuz. İnanın ben de çalıştığım kurum içerisinde bazen saç ekimi hastalarına denk geldiğimde, ikinci seans ya da mağdur hastalara denk geldiğimde nereye gitmiştiniz, nasıl oldu, bu kadarı nasıl oldu dediğimde ya bilmiyorum ki havalimanından beni aldılar götürdüler bir yere ama aslında çok da mutlu olmadım yine de yattım ameliyat oldum. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Öncelikle mutlaka doğru bir aracı kurum seçin. Şimdi sağlık turizmi ajantaları aynı Nasıl tatillerimizi seçiyoruz bir ajanta firmalarla? Sağlık Turizm Ajanta belgesi olan aracı firmalara başvurduğunuzda en doğru hekimi seçmenizi sağlayacaklar ve seyahat programınızı da ayarlayacaklar. Havalimanı transferinizden, hmm, öncelikle uçak biletinizden, havalimanı transferinize, otelinize, 5 yıldızlı, 3 yıldızlı, ailenizle kalabileceğiniz, ardından gezebileceğiniz oteller hem tatil, hem sağlık programınızı sizin için ayarlayacaklardır, programlayacaklardır. Bunlara güvenmeniz ve bu belgeleri onlara işin ilk başında sormanız sizin için çok önemli. Sağlığınız çok değerli. Herkese emanet etmeyin lütfen. Şimdi ben bütün bunları söyledikten sonra hemen bir, bir parantez açmak istiyorum. Erkekleri konuşuyoruz. Daha çok erkeklere konuşuyoruz saç ekimi. Kadınlar saç ekimi yaptıramaz mı? Tabii ki kadınlar da saç ekimi yaptırabilir ama uzun bir prosedürü var. Biz erkeklerde ne diyoruz? Saçların açılmış, saçlar geriye gitmiş, aralar açılmış, gel saç ekelim. Direkt özetle söyleyebildiğimiz bir konu. Ama kadınlarda maalesef bunu söyleyemiyoruz. Sağlıklı kişi de, sağlıklı kadında sağlıklı saç vardır mantığıyla gidersek kadınlarda mutlaka bir seri tahlil yapmak durumunda kalıyoruz. Tahlillerinizin sonucunda eğer ki dersek Evet, sizin de erkekler gibi erkek tipi saç dökülmeniz var. Size saç ekimi yapmalıyız. Teknik olarak saç ekimi için uygunsunuz dersek eğer kadınlar da saç ekimi yaptırabiliyor. Tekniklerden daha sonra bahsedeceğimi söyledim. Fakat kadınlar için yine güzel bir haber vereyim ki saç ekimi yaptırabilecek olan sonuç olarak teşhisi konmuş ve tedavi süreci olarak da saç ekimi denmiş hanımların saçları kesmeden saç ekimi yapılabiliyor. Erkeklerin de tabii saç kesmeden saç ekimi yapılabiliyor ama bunu uzun uzun daha sonra anlatacağım size mutlaka. Şimdi saç ekiminin yanında saç nakli, kıl nakli ile ilgili birkaç küçük bilgi daha size son olarak sakal ekimi yaptırabilir miyim? Evet yaptırabilirsiniz. Sakallarınızı sıklaştırabilirsiniz. Küçük açıklıkları doldurabilirsiniz. Doğuştan sakalsızsanız Full sakal ektirebilirsiniz. Nasıl ektiriyorsunuz? Saçınızdan. Yine saç ekiminde olduğu gibi iki kulak arası mesafeden saç kılları alınıp yüzünüze yerleştiriliyor. Son derece doğal sonuçları vardır. Bıyık bölgenize yerleştirilebiliyor. Hatta kaş bölgenize yerleştirilebiliyor. Yani saç ekimi merkezlerine gittiğinizde saçlarınızla ilgili birçok tahlil ve tedavi alabileceğiniz gibi saç ekimi yaptırabilir, sakal ekimi yaptırabilir, bıyık ekimi yaptırabilir ve kaş ekimi yaptırabilirsiniz. Önemli olan nedir? Doğru yeri seçmeniz. Bunun için de lütfen doğru yolla ilerleyin. Evet internetten dedik, arama motorlarından dedik, aracı kurumlarımızı bulup bize yardımcı olacak kişileri bulup sağlık turizmi acente belgesi olup olmadığını sorduktan sonra kendinize emanet edebilirsiniz. Konuklarımızla ilgili bize birçok sorular soruyorsunuz sosyal medya üzerinden saç ve saç ekimi konusunda da birçok sorunuzu yine sosyal medya aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Programımızın sonlarında baş başa kaldığımızda bu soruları sizin için cevaplamaya çalışacağım. Pazar Sohbeti programının sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Haftaya görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.